Line TV ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir yansıma ile yeniden karşınızdayız. Bizler bugün yoğun bir yerel gündemden sonra biraz siyasete ve yerel yönetimlere reklam arası vermek istedik. Ve bu akşam stüdyolarımızda canlı yayında konuklarımız iş dünyasından. Başarılı girişimci iş kadınları Özlem Aktaş ve İnce Aktaş hanımefendiler bizlerle. Kişisel gelişim ve NLP'nin keyifli dünyasına dair bir sohbet gerçekleştirmeyi umuyoruz kendileriyle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Değerli konuklarım, bu akşam sizlerle sıra dışı keyifli bir sohbet yapalım istiyorum. Bu Bursa'nın yoğun gündeminin ardından. Programa başlarken önce kısaca sizleri tanıyalım mı? Tabii bankacılık sektöründen kendi hayallerinizin peşine düşerek firmanızı kurdunuz. Evet. Buyurun. 9 senelik bankacılık geçmişinden sonra aynı şekilde kardeşim de uzun yıllar çalıştıktan sonra biz hayallerimizin peşinden koşmaya karar verdik. Ve aslında o önceki kariyerimiz de çok keyifli olmakla beraber biz her zaman şunu düşünüyorduk. Ortaokuldan itibaren başlayan bir maceramız vardı. Kişisel gelişim kitaplarına arzumuz. Hatta o aralar çok meşhurdur Oğuz Saygın'ın NLP kitapları. İlk ortaokulda karşıma çıktığında demiştim ki bu nasıl ya? Bunu yapanlar kim? 20 yıl öncesinden evet, bahsediyoruz 20, bu arada. Ortaokulda aynen öyle. Ve nasıl insanlara ilham oluyorlar? Bir gün inşallah biz de böyle bir şey olabiliriz. Ve girişimcilik ruhu her zaman içimizde vardı. Ve yaklaşık da 4 sene önce istifaların arkasından ortak olarak kardeşimle birlikte kendi işlerimizi kurduk. Ve 4 yıldır da koşuk, eğitmenlik, terapi anlamında çok güzel işler yapıyoruz. Ve eğitim ve öğretimimize hala devam ediyoruz. Psikolojik danışmanlık, yüksek lisansı ve psikoloji doktorası yapıyoruz aynı zamanda. Bizim kısaca anlatmak istediğimiz bu. Ancak bununla beraber 6-7 ay önce çıkmış bir kitabımız var. Evet, hatta çok taze. Evet, size hediye etmek istiyoruz burada. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Programın daha girişinde böyle bir sürpriz. Teşekkür ediyorum. Evet, İnce Aktaş hanımefendi, bu kitapla alakalı birazdan konuşacağız. Sevgili seyircilerimize de gösterelim detaylarının yazılma süreçlerini. Evet, İnce Hanım buyurun. Evet, Özlem'in de bahsettiği gibi zaten bankacılık ve ondan sonra bu işin kuruluşuyla birlikte tamamen aynı süreci gördük. Sadece onun benden biraz daha fazla tecrübesi var. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Eğer bir hayaliniz varsa ne olursa olsun çok güvenli limanlarda olabilirsiniz. Çok rahat bir bölgeniz olabilir. Ama bir şekilde onu geride bırakıp kendiniz için, kendi hayaliniz için bir şeyler yapmanız gerekir. Biz de bunu yaptık. Şimdi buradayız. Daha 4 yıl oldu dediniz firmamızı kurduğumuz ama ben sizi takip ediyorum. Eğitimlerinize de katıldım. 4 yılda o kadar sıkı bir tempoda bu işe gönül vererek çalıştınız ki bence çok hızlı yol aldınız. Ben şeyi merak ediyorum, acaba çevrenizdeki insanlar ya siz ne yapıyorsunuz işte güzel bir işiniz var, hani çıldırdınız demezler mı? Hani crazy woman bunlar falan gibi bir şeyler olmadı mı? Biraz gerçekten tam tarif ettiğiniz gibi oldu. İlk istifa döneminde bu sürece girmek üzereyken en yakınımızdaki kişiler de dahil. Dediler ki yapmayın, etmeyin, yöneticisiniz, iyi maaşınız var, kariyeriniz çok güzel. Koşuk ne? Kişisel gelişim ne? Biliyorsunuz artık hani kişisel gelişimle ilgili bir ön yargı da maalesef var. Çünkü kirletilen de bir sektör aynı zamanda. Çok iyiler olmakla birlikte olumsuz bakış açısı içinde olanlar da var. Bize çılgın gözüyle baktılar. Biz de dedik ki biz bu işe inanıyoruz. Sonuna kadar da bu yoldayız. Hatta bize bunu söyleyen kişiler bundan birkaç sene önce dediler ki yanınızda çalışmak için yer var mı? Gelebilir miyiz? Biz de yapabiliriz. Öyle olur. Başarılı. Evet, baştan eleştirilir ama sonradan alkışlanır. İyi ki çılgın olmuşuz diyoruz. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Peki neler yapıyorsunuz firmanızda? Eğitimlerinizden biraz bahsedelim mi? Evet, aslında biz hem bireysel eğitimler veriyoruz hem kurumlara yönelik eğitimler veriyoruz. Eğer kurumlar talep ederse kurumlarda verdiğimiz eğitimler tamamen kişisel gelişime yönelik satış eğitimleri, iletişim eğitimleri, zaman yönetimi, liderlik, koşuk tamamen ihtiyaca yönelik veriyoruz. Genel katılımı açık eğitimlerimiz arasında da yine diksiyondan topluluk önünde konuşmaya, hızlı okumaya, yine iletişim eğitimlerine kadar, koçluk ve NLP eğitimlerine kadar çok fazla, yani geniş bir yelpazemiz var ama ihtiyaca yönelik çalışıyoruz her zaman. Koçluk dediniz, ben sizinle alakalı tabii bir ön araştırma yaptım mutlaka sizi tanımış olmakla beraber. Acaba ilave bilgilere ulaşabilir miyim diye. Koçluk derken aile koçluğu, ebeveyn koçluğu, öğrenci koçluğu, yaşam koçluğu. Kariyer o kadar, koçluğu, o kadar çok ki. Koçluğu, evet, nedir var. Koçluk?
Aslında koşup kişiyi bir madenci gibi düşünün, cevher arıyorsunuz bir kişide. Ve gerçekten o cevher herkesin içinde var. Sadece henüz keşfedilmemiş durumda. Koçlar da o bir madenci edasıyla o cevheri bulur, çıkarır ve kişiye gösterir. İşte sen busun, şu güçlü yanların var, özelliklerin var, hayal ettiğin, hedeflediğin her şeye ulaşabilirsin. Ve bu süreçte de destek olan kişidir koçlar. Evet, peki bu işte sen her şeyi yapabilirsin, her şeye ulaşabilirsin, sen başarılısın, sen iyisin falan derken insanlar hani bunu biraz açar mısınız? Hani bir ego duygusuna kapılıyorlar mı? Tabii tabii. Eğer şimdi zaten o ince bir çizgi var. Kişilere örneğin biz ailelere koçluk yaparken de bunu özellikle uyarıyoruz. Çocuklarınızla kesinlikle boş bir şekilde şunu yap, bunu yapabilirsin şeklinde altı dolu olmayan boş hani gaz denilen tabir vardır ya tabiri caizse. Bunu söylemeyin çocuklara. Altı dolu olsun. Evet. Çünkü söyleyeceğiniz her sözcük onun egosunu şişirebilir. Buradaki maksat ego şişirmek değil, kişinin kendisindeki gücü fark etmesini sağlamaktır. Evet. Konuşmanızla hipnoz edin diyorsunuz. Evet. Bu kitabın çıkış hikayesini merak ediyorum doğrusu. Evet, eğitimler. Evet. Çok uzun süredir topluluk önünde konuşma eğitimi veriyoruz. Ve bu süre içerisinde açıkça söylemek gerekirse çok uzun yıllar önce, bir 10 sene, 15 yıl önce üniversitede okurken birisi bana çık işte topluluğun karşısına konuş falan deseydi herhalde hayır hayatta yapamam falan derdim. Evet. Ama bu süre içerisine girdikten sonra bir baktık ki bunlar doğuştan kazanılan yetenekler değil. Elbette ki doğuştan liderlik yeteneklerine ya da konuşma yeteneğine, hitabet yeteneğine sahip insanlar var. Ama daha sonra da kazanılabilir. Ve biz bu sanat niteliğindeki ipuçlarını topladık. Kendimizden de bir şeyler katarak, deneyimlerimizle paylaşarak sonunda eğitim bir kitap haline dönüştü. Aslında kendimizden yola çıktık tamamen. Çünkü kesinlikle. Biz koçlar olarak, kişisel gelişim uzmanları olarak bir yerlerde konuşmalar yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla biz yöntem ve tekniklerimizi kendi üzerimizde uyguladık. Ve faydasını görünce dedik ki bunu bir eğitime ve kitaba dönüştürmemiz gerekiyor. Evet, ben sizi biliyorum. Böyle kulaklıkları takıyorsunuz. Gece uyurken bilinçaltına derslerinize eğitimlerinize evet, terkinlere devam ediyorsunuz. Yürüyüş yaparken yine kulaklıklarla beraber eğitimleri 7-24 çok iyi dinledim. İyi bir öğrenciyim. Evet. 7-24 sürekli kendinizi geliştirmekle ilgili bir probleminiz var sizin. Böyle güzel bir problem bu. Evet, kesinlikle öyle bir problem. Ben de yoksa çok bu kadar güzel. Hala okuma derdinde kim olur diye sorarsanız aynı anda iki üniversite birden okuyoruz. Doktora ve yüksek lisansa devam ediyoruz. Aynı zamanda kendi işimizle ilgili sürekli bir gelişim içerisindeyiz. Evet. Bu öğrenme aşkı olmasaydı zaten bu iş gerçekten yapılmazdı. Peki kitapta özellikle yer alan ilginç bir hikaye var mı? Sektöre girdiğiniz zamandan itibaren hani ilginç bir model öğrencileriniz arasında hani hiç konuşamayan eğitimleri aldıktan sonra şu an kendi işletmesini kuran birisi var mı mesela? Hiç konuşamayanlar tabii ki var. Kendi işletmesini kuranlar da çok sayıda var. Örneğin ve ekibiniz de ben görüyorum her geçen gün büyüyor. Çok doğru. Daha geçen gün yine bizden bu eğitimi almış bir katılımcımız yine başka bir sebepten ofisimizdeydi. Kendisi aynı zamanda o sırada bir kursumuz daha var. Başka bir katılımcıyı tutmuş demiş ki çok iyi bir kurstasınız siz şu anda. Ben hiç konuşamıyordum. Geçen gün 1000 kişinin önünde konuştum. Resimlerini falan gösteriyorlar. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Kendi işlerini kuranlar Bursa'da, İstanbul'da, İzmir'de yani yayıldı bu dalga dalga. Geri bildirimlerimiz harika eğitimlerden sonra. Çok güzel. Zaten kitapta fuarlarda sizinle beraber yer alıyor. Doğru. Evet, çok doğru. Okuyucu kitlesine ulaştı sanıyorum evet, değil mi? Evet, güzel gidiyor. İnternet üzerinden ulaşıyor mu? Her yerde bulabilirler. Çok bütün diyanarlarda, kitap yurdunda, internet sitelerinde. Tüm kitapçılarda. Evet. İnsanın doğuştan gelen korkular arasında topluluk önünde konuşma korkusu ve yükseklik korkusu. Doğru hatırlıyorum herhalde eğitimlerde. Yüksek ses. Doğru. Evet ve yüksekten düşme. Evet ve topluluk önünde konuşma korkusu. Ya nasıl bir korkudur bu değil mi? Yani aşmak için hayli gayret sarf etmek gerekiyor eğitimler vesaire. Hiç de kolay değil aslında. Çünkü kafamızda büyütüyoruz aslında. Evet. İki kişiden fazlası topluluk ve gözümüzde hatta bir tane katılımcımızın bir benzetmesi vardı. Karşımdaki kişileri trollere benzetiyorum. Şimdi, o kadar muazzam bir korku, bir panik duygusu. O kadar panik duygusu. Yani kişileri o kadar büyütüyoruz ki karşımızda. Ve şöyle bir algıyla büyümüşüz. Ya başarısız olursam? Evet. Elalim ne der? Rezil olursam ne olur? Hep bütün bu korkular beynimizin, bilinçaltımızın bize yarattığı korkular. Çok ve da yaygın. İki kişiden birisinde görülen çok yaygın aslında bir korku. Aslında evet, yaygın bir korku. Bir de şöyle bir şey de var. Hani büyüme çağlarımızda özellikle bizim jenerasyonlar. İşte kızlar konuşmaz, aman sus, ağzını açarak gülme falan. Öyle yanlış öğretiler de var. Maalesef. Aslında hani doğru olanı doğru yerde söylemekle ilgili
daha küçükken eğitilmiş olmak çok tabii ki çok özel doğru. bir ayrıcalık. Peki hizmetlerimiz dersek, sivil toplum kuruluşlarına eğitimler veriyorsunuz. Evet. Henüz yerel yönetimlere girmediniz herhalde ama değil mi? Hani çalışmalarımız var şu an, bazı projelerimiz var ama şu anda tabii açıklayamıyoruz. Evet. Herkesinden ihtiyaç olduğu an gönüllü bir şekilde gidip konuşup eğitimler verebiliyoruz. Evet, kişisel gelişim dediğimiz zaman neden toplumda bir aslında ön yargı var? Ya da böyle hafife almakla alakalı bir sorun var toplumda. Ta ki hani işin içine girip doğru kişilerle çalıştıktan sonra pek çok kişinin tabii görüşü o değişiyor yani, ama biraz şey mi, bu kavram yıpratıldı mı? Kesinlikle. Evet. Kişisel gelişim mesleklerle karıştıranlar var. İstediğiniz kadar işte psikolog olabilirsiniz, yaşam koçu olabilirsiniz, psikiyatrist olabilirsiniz ama kişisel gelişim gönüllüsü olamayabilirsiniz. Evet. Bunu sadece meslek olarak yapıyor olabilirsiniz. Belki de bu kirliliğin sebebi budur. Yani insanların kendisini bütünsel olarak geliştirememesinden ama bunu farklı bir şekilde lanse etmesinden kaynaklanıyordur. Kişisel gelişim içeriden dışarıya kişinin kendi etki alanına yaptığı bir şeydir. Kendisine yaptığı bir yatırımdır. Kişisel bütünlük sağlamak için bir öze dönüştür. Evet. İnsanlar da bunu arıyorlar konuştukları kişilerde dolayısıyla. Evet, sorularımı hazırlarken merak ettiğim küçücük bir soru var ama şu an sizin için dünyadaki en iyi kişisel gelişimci kim? Çok zor. Yani, çok zor bir soru Türkiye'de gerçekten. Türkiye'de var mutlaka, biliyoruz isimleri. Dünyada da çok iyiler var. Çok iyiler var. Özellikle hani böyle sizin idolünüz olan. Evet, Richard Bandler, NLP'nin zaten bu hale getiren yaratıcısı. Anthony Robbins diyebiliriz. Stephen Covey diyebiliriz. Evet. Üç kişi özellikle bizim için şu an örnek model ve evet idolümüz. Siz de yarın öbür gün gençlere, genç girişimcilere örnek olacaksınız. Kişisel gelişim dedik ya, bireyin sosyal ve ekonomik hayatına da yansıyor mutlaka kişisel gelişim. Ya da az önce işte acaba insan kişisel gelişim sürecinden sonra muazzam bir egoya sahip olabilir mi diye sormuştuk. Yine inanç değerleri paralelinde olması mı gerekiyor kişisel gelişimin? Hani bu ego duygusunu yenmek için insanda tevazuyu bir kenara bırakıp ben işte yaparım ederim mantığı mutlaka doğru değil. Değil. Yani evet. Boş bir egodan bahsetmiyoruz kişisel gelişim deyince. Aslında şunu söyleyebiliriz. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini birçok insan bilir. En üst noktada kişinin kendisini gerçekleştirmesi vardır, bulması. Bu noktada aslında bu yolculuğu yaparken kişinin kendisini bulurken o inanç ve değerleri sorduğunuz için söylüyorum. Kişinin kararlarını ve sonuçlarını etkileyen şey değerleri ve inançlarıdır. Evet. O yüzden de özellikle altı boş, hani yaparsın şu işte olumlu düşünelim, olumlu konuşalım değil sadece kişisel gelişim. Kişinin kendi gerçekliğini bulabilmesi için ve daha doyumlu, daha dengeli bir yaşam sürebilmesi için inançlarıyla ve değerleriyle örtüşen kararlar vermesi konusunda yardımcı olmak yani kişisel gelişim. Yani aslında doyum dediğimizde işte bir ev alırım, bir araba alırım, bir iş kurarım, çok başarılı olurum, vergi rekortmeni olabilirim falan değil. Doyum dediğimiz zaman daha maneviyata yönelik bir şeyler bahsediyor. Hem de içsel bir yolculuktan bahsediyor aslında değil mi? Bu bir anlamda bir bilim dalı haline geliyor her geçen gün. Çünkü hani yoğun depresyon la boğuşan bir toplum haline geldik. Maalesef. Yani trafikte bile öfkeliyiz. Öfkeliyiz ama siz bunu öfke yönetimine çok iyi yapıyorsunuz. Evet, biraz önce çok ciddi bir trafikle karşılaşmış bugün Bursa, olmamıza rağmen önemli bir konu ağırladı. Evet. Ondan bahsettiniz. Ben o kadar sakin olamadım açıkçası ama herhalde burada sizin tabii ki teknikleriniz de var. Kesinlikle. Evet, peki kişisel gelişim almış insanlar hayata sürekli pozitif bakıyorlar. Bu insanlar merak ediyorum yani hiç üzülmezler mi ya da hani üzüldükleri ya ben olacak. Hani mutlaka tabii bunu konuştuk daha önce biliyoruz ama bu bir soru olarak bize geldiği için ben de yansıma şeklinde size sormak istiyorum. Aslında kontrol mekanizmasını aslında kişisel gelişim kesinlikle öyle. Etki kişinin kendini yönetebilmesi, durumunu yönetebilmesi demek bu. Kendi gerçekliğini bulurken. Şimdi bir yanılsama var aslında ortalıkta. Bu kişisel gelişim içerisinde olan insan kesinlikle negatif hiçbir durumun içerisinde olamaz. Örneğin üzülemez, ağlayamaz gibi algılanıyor. Aslında böyle bir şey yok. Çünkü bütün duygular insanlar için, hepimiz için. Dolayısıyla da duyguları yaşayabilmektir aslında kişisel gelişim. Kendini bilen insan üzüntü hissettiğinde ağlayabilen kişidir. Sadece burada anlatılmak istenen şu,
pozitif düşünceyle birlikte olumlu bir tutum içerisinde olmak. Hı hı. Bu bir polyanacılıkla karıştırılmamalı. Yani her şey mükemmel, işte düşünüyorum her şey harika gidiyor, bu değil. Sonuçları planlanabilir şekilde düşünmek. Bu durumun içerisinden nasıl çıkabilirim diye sormak. Ve her durumun sorumluluğunu almaktır kişisel gelişim. Yoksa altı boş bir şekilde mükemmel düşünelim, mükemmel olsun gibi bir şey değil sadece. Çok daha derin bir. Farkındalığı fark evet. etmek diyebiliriz aslında değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Şöyle bir şey yoktur yani Hı-hı. biz hiç mi üzülmüyoruz? Hı-hı. Tabii ki üzüldüğümüz noktalar olacak. Hı-hı. Yani kötü bir şey olduğunda biz de üzülüyoruz. Ama önemli olan şu, bir bakış açısı kazanıp kendimize nefes alma, oksijen bulma Hı-hı. olanağı bulmaktır aslında bu pozitif düşünce ya da kişisel gelişim. Evet. Kimse üzülmeyecek, her zaman her şey çok güzel olacak. Biz Pollyanna'yız diye bir şey asla yok. Evet. Sistem bir de içinde pek çok bilime yer veriyor. Az önce dediğiniz hala psikoloji eğitimi alıyoruz hı hı. vesaire ve bu işi aslında gönül bağıyla yapan insanlar başarıya ulaşıyor. Kesinlikle. Fakat hani sadece işte maddi kazanım ya da sosyal statü anlamında bu işi yapan insanlar kendilerine de yatırım yapmıyorlar ve bir yerde herhalde tıkanıyor. Biraz da sektöre bu anlamda zarar veriyorlar. Çok doğru. Hangi branşlar hani geniş yelpazede bakarsak kişisel gelişimle ilintili olabilir? Psikoloji, kuantum, ruh bilimi, ruh bilimi özellikle. Felsefeden çok etkileniyor. Zaten hı-hı. psikoloji de felsefenin bir uzantısı. Bunları ayrı düşünmek mümkün değil diye düşünüyorum. Hepsi çünkü birbiriyle bağlantılı. Hı-hı. Hatta Kur'an-ı Kerim, İslam, din, spiritüellik, Mevlana öğretileri o kadar çok örtüşen noktalar oluyor ki evet. Aslında hiçbir şey ayrı değil. Hepimiz bütünün parçası olarak bakıyoruz biz bu hı-hı. işe. Ayrı değiliz. Dolayısıyla da bütünsel baktığımızda işler birazcık farklılaşıyor. Evet, kişisel gelişim duygusal zekamızı ve ruhsal zekamızı, zihinsel zekamızı kontrol altına almayı öğretiyor bir anlamda bize. Kesinlikle. Hı-hı. Kendimizi disipline ve kontrol Hı-hı. altına almayı öğretiyor kesinlikle. Evet. Mevlana felsefesi dedik ve onu söylemişken Mevlana'nın bir sözü var. İnsan düşünceden ibarettir. Gül düşünür, gülistan olur. Diken düşünür, dikenlik olur. Evet. Siz de diyorsunuz ki enerjine ibaret her şey. Bunu Hı-hı. biraz açar mısınız? Evrendeki her şey enerji. Artık bilimsel olarak da bu kanıtlanmış. Biliyorsunuz hı hı. ki Einstein'ın kuantum evet, fiziğinde evet. katı madde diye hiçbir şey yoktur. Gördüğümüz her şey, düşünce, hı hı. insan, şu gördüğümüz her şey bir enerji. Hı hı. Dolayısıyla biz düşüncelerimizle milyonlarca kilometre ötedeki insanların ruh hallerini ya da durumlarını yönetebilecek durumdayız. Bu kadar etkili bir süreç. Farkına yani, varmadığımız için kullanamıyoruz. Farkına varmadığımız ve kişinin düşünün dünyanın öbür ucundaki insanlığı etkileyebilecek kadar bu potansiyele sahipken kendimize neler yaptığımızı düşünebiliyor muyuz? Herhangi bir olayı kesinlikle gözleme dayalı olarak şekillendiriyoruz. Yani onu gül gibi düşünürsek onu gül gibi şekillendirebiliriz. Evet. Tamamen cümleden ne anlıyorsanız odur evet. buradaki. Evet. Tamamen örtüşüyor. Evet. Evet, yine bir başka konu, diksiyon derslerimiz var. Güzel konuşma dediğimiz zaman evet. diksiyon tabii ki evet. çok önemli. Türkçeyi doğru kullanıyor. Türkçeyi nasıl kullanıyor insanlarımız? Bir iki eğitmen hanımefendi maalesef olarak. Maalesef bilmiyoruz. Türkçenin gidişatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Şöyle, maalesef bilmiyoruz çünkü Türkçe okunulduğu gibi yazılan bir dil değil. Hı hı. Yalnız biz hatalarını alıyoruz öğretmenlerimizi. Okulda bize bazı şeyler tam anlatılamayabiliyor. Hı hı. Türkçeyi doğru kullanmayı bilmek için haber spikerlerini izlemek, daha çok okumak, araştırmak, dinlemek gerekiyor açıkçası. Yabancı dilden göstermek. Kullanmamak. Evet, mesela kısaltmalar çok popülerdir ya telefonda, ok gibi. Yani bunlar gerçekten Türkçemizi... Zarar veriyor. Diyor, zarar veriyor. Dilimize özen göstermek gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Evet. Bu konuda gelişim hiçbir zaman bitmiyor. Evet, program öncesinde konuşmuştuk. Hı-hı. Geçtiğimiz günlerde bir akademisyen konuğumuzdu. Sayın Murat Yurtsever Osmanlıca ile ilgili. Türkçenin aslında Osmanlıcanın şimdi Türkçenin Hı-hı. çok zengin bir dil olduğunu, kesinlikle. 200 bin, 300 bin kelimeden Hı-hı. ibaret olduğunu ifade etmişti. Siz de seyretmişsiniz programı. Ne düşünüyorsunuz ya Osmanlıca ve Türkçe ve diksiyon bağlamında? Şöyle, Türkçe aslında dünyadaki en zor dillerden birisi ama kesinlikle de kibarlaştırılabilir. Eğer diksiyon eğitimi alarak kişi doğru bir şekilde kullanmayı ve telaffuz etmeyi öğrenirse ve tabii kelime hazinesi de öyle İngilizce öğrenir gibi kelime ezberleyerek gelişmiyor. Biraz da okumaya yatkın olursak konuşmaktan ziyade... Batı dillerini kullanmaktansa Türkçemizi kullanacağımızı düşünüyoruz tabii ki. Bundan kesinlikle eminiz. Doğru, evet. Peki, teşekkürler. Diksiyonu öğrenebiliyoruz.
kişisel gelişimi öğrenebiliyoruz. Fakat olağanüstü bazı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Benim aklıma işte canlı yayına çıkmadan önce alacağımız bir haber geldi mesela. Bizi olumsuz etkileyebilecek bir haber. Bu anlamda kendimizi nasıl kontrol edebiliriz diye sorduğumda bir yandan da görsel sanatlarla da ilintili gibi geldi. Yani çünkü eğitimlerinizde de tiyatro eğitimi de var. Yani tiyatroda çünkü zaten konuşma eğitimi veriliyor, diksiyon eğitimi veriliyor ve cenaze haberi, bir ölüm haberi almış bir insanın bile sahneye çıkıp rolünü yapabilmesi gerekiyor. Sanatçıları düşünün. Bu anlamda kişisel gelişim aynı zamanda görsel sanatlarla da ilintili olmak, gibi geldi bana. Evet, öyle olmak gerekiyor. Aslında şunu öğreniyoruz tıpkı tiyatrocular gibi. Durumlarımızı yönetmeyi. Çünkü dediğiniz gibi hepimiz insanız. Sabah çıkıyoruz, korkunç bir olayla karşılaşabilirsiniz. Bir saat sonra hayatınız için en önemli olay gerçekleşecek olabilir. Ve siz sadece sinirinizi ya da öfkenizi ya da mutsuzluğunuzu yönetemediğiniz için başarısızlığa mahkum edebilirsiniz kendinizi. Evet. İşte kişisel gelişim burada büyük bir farkındalık oluşturarak durumlarınızı yönetme becerisi geliştirmenize yardım ediyor. Evet. Aslında kendinizi kontrol edebilmeyi ve yönetebilmeyi öğrenmiş oluyorsunuz bu süreçte. Konuştukça ne kadar önemli olduğunu sizlerden bir kere daha öğrenmiş alıyoruz. Peki başka bir deyişle kişisel gelişimleri ilgili kişiler aslında girişimciler mi? Böyle zor bir soru size. Evet, gerçekten zor bir soru oldu. Şöyle, her kişisel gelişime yatkın olan ya da kendisini bulma arayışı içerisinde olan her kişi girişimci olacak diye bir kural yok. Girişimcilik bambaşka bir dünya. Sadece örtüşen tarafları şu olabilir. Girişimci zaten kendini geliştirmeye yatkın olan, cesur olan kişidir. Evet. Ya da bir şeylerin değiştirilmesi gerektiğine karar veren kişidir. Örtüşen noktaları olabilir. Girişimcilik sadece biraz daha farklı bir ruh olduğunu düşünüyoruz evet, biz. Kesinlikle. Biraz da sizin ruh hali. Sizin bir çılgınlık aslında, siz de girişimci iş kadınısınız. Belki bir çılgınlık gerçekten. Biraz daha bir gerçekte. Şimdi hipnozla zayıflama yöntemi diye bir çalışmanız var sizin. Ve yine hipnozla sigarayı bırakma eğitimi adı altında bir çalışmanız var. Ve hipnozla zayıflama eğitiminde aslında kilo almanın duygusal açlıkla ilintili olduğunu söylüyorsunuz. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Aslında sadece kilo alma değil, sigara da öyle. Belki bir panik atak bile diyebiliriz. Tamamen duygularımızın nereden geldiğini bilmediğimiz ve bize ne anlatmak istediğini bilmediğimiz için bir şekilde semptom geliştiriyoruz. Çok yeme bir semptom, sigara içmek bir semptom. Bunlar bir hastalık değil. Neden? Çünkü duygularımızın bize ne anlatmak istediğini bilmiyoruz. Aslında bütün duygular iyidir. Eğer korku, endişe hissediyorsak bunların bize ne anlatmak istediğini kavramamız gerekiyor. Evet, kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası ve ardından biz buradayız.